Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Dark Country projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Dark Country bir Amerikan gotik kart oyunu arkadaşlar. Oyun Vox Block zincirinde ve Flow Blockchain'de yer alıyor. Gördüğünüz üzere bu kısımdan oyunu indirebiliyoruz. Ve oyun indirme kısmına geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi MacBook için ve Windows için oyunu indirebiliyoruz. Yine burada update'ler yer alıyor ve buna ek olarak oyunun linkleri de burada yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada oyun içerisinde korucular, kovboylar, kızılderililer, zombiler, hayaletler ve şeytanların olduğunu bize söylüyorlar. Ve Amerikan Gothic NFT ticaret kart oyunu olduğunu bizlere belirtiyorlar. Ve yine oyunun PvP maçlar içerdiğini söylemişler bizlere. Arkadaşlarımızla özel oyun odaları kurup bu oyunu oynayabilecekmişiz. Ve buna ek olarak ödül havuzlu turnuvalara katılabilecekmişiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milyon doların üzerinde bir hacmi bulunuyor oyunun Atomic App üzerinde. Yine burada 20 bin dolarlık turnuva ödül havuzları bulunuyor. Ve 50 binden fazla PvP turu oynanmış arkadaşlar. Burada bir fragmanımız yer alıyor. Dilerseniz bunu kısaca bir izleyelim. Oyun içi öğelere baktığımızda topraklar, öğeler, kahramanlar ve kartlar bulunuyor arkadaşlar. Kartların oyunun temel taşını oluşturduğunu sizlere söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere bu kartlarla oyunu oynayabileceğiz ve oyunun free to play ve play to earn bir oyun olduğunu da sizlere belirtelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada PvP ve PvE mekanizmalarda bu kartlarla oyunu oynayabiliyoruz. Zaten birazdan oyun içini de sizlere göstereceğim. Yine inşa etme bulunuyor arkadaşlar proje içerisinde. Burada kart oluşturma, loncaya katılma, maceraya gitme ve daha fazla özellik kilitlerini açıp kendi şehrimizi geliştirebiliyoruz. Yine keşfetmeler bulunuyor. Kahramanlarımızı, canavarları fethetmek ve ödüller kazanmak için maceralara gönderiyoruz. Bunları tek başlarına ya da gruplar halinde de yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yine arazimizi kiralayabiliyoruz oyun içerisinde ve pasif gelir elde edebiliyoruz. Yine kart ödünç almaları yani kart kiralamaları bulunuyor oyun içerisinde. Çiftlik NFT'leri bulunuyor ve daha fazlasının bulunduğunu da bizlere belirtiyorlar. Gerçekten çok detaylı bir oyun arkadaşlar. Yol haritalarına baktığımızda zaten birçok şeyi tamamlamış ve şu anda açık olan bir oyun arkadaşlar. Mobil sürüm, yine masaüstü sürüm gerçekleşmiş. Gördüğünüz gibi burada arazi satışları vesaire de gerçekleşmiş. Şu anda 2022'de yer alıyorlar. Ve yine paket satışlarının vesaire gerçekleştiğini görüyoruz zaten buradan da. Burada projenin yapımcılarını vesaire görebiliyoruz arkadaşlar. Bunları da yakından okuyup öğrenebilirsiniz. Ortaklara geldiğimizde yine birçok şirket bulunuyor. Ve birçok oyun bulunuyor ortaklar arasında. Yine Prospector, Wombat gibi oyunları görebiliyoruz. Flow Block zincirini görebiliyoruz. Yine bu kısımdan da oyunu indirip oyuna başlayabiliyorsunuz. Atomic App'a baktığımızda burada birçok paketin satıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kart pack'ler, standart kartlar vesaire bulunuyor. Bunların hepsi oyun içerisinde kullanılabilecek kartlar. Yine common land'ler bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada tabi bunların rarity'si de değişiyor. Gördüğünüz gibi rare land'ler vesaire de bulunuyor. İşlem hacmine baktığımızda total hacim gerçekten çok iyi arkadaşlar ve günlük hacimde de şu anda 583 Vox'ta kaldıklarını söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi çeşitli update'leri vesaire bizlere bildiriyorlar arkadaşlar. Yine oyun içine geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burası bizim çiftliğimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baraklar, guildler, salonlar, arenalar vesaire bulunuyor buranın içerisinde. Yine burada free to play olduğu için bize belirli bir miktarda odun, demir ve yiyecek gibi şeyler vermişler arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi barak kısmına girdiğimizde bizi böyle bir deck kısmı karşılıyor. Gördüğünüz gibi deck builder'a girdiğimizde ise buradan kartlarımızı vesaire seçebiliyoruz arkadaşlar. Tabi free to play gireceksek eğer burada ona göre kartlar seçmemiz gerekiyor. Gods of Enchain'e de gerçekten benzediğini söyleyebiliriz temel anlamda. Tabi NFT'ler vesaire burada farklı ama oyunun temel mantığı aynı aslında. Yine maç kısmına geldiğimizde burada belirli bir miktarda yiyecek vererek maç aratabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda maçı buldu ve ilk maçımıza girmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi burada kartlarımızı vesaire onaylayacağız.
karşı tarafı alt etmeye çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir levelde olduğu için bir level kart bulunmuyor ve sıfır leveli koymak zorundayım buraya. Ve sonrasında bu iki leveli buraya alabiliyoruz ve karşı tarafa hakkı veriyoruz. Gerçekten oynanış anlamında da çok basit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşı tarafa vurduk ve ona devrettik. Yani buradan sürekli 35 adet deste bulunuyor. Bunlardan çekip çekip karşı tarafı alt etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bu kısma direkt olarak vurabildik. Ve iki canı daha gitti. Yani buradan arkadaşlarınızla ortak oda vesaire kurup da oynayabilirsiniz. Gerçekten oynanış olarak basit ve anlaşılır bir oynanışı bulunuyor. Oynanışı oynadıktan sonra burada kapasite kısmını görüyoruz arkadaşlar. Burada belli miktarda taşlar, yemekler ve ağaçlar verip burada kapasitemizi yani level'ımızı arttırabiliyoruz gördüğünüz üzere. Yani level sisteminin de bulunduğunu sizlere belirtebiliriz oyun içerisinde. Ve yine burada oyun içerisindeki Vax miktarımız ve Flow miktarımız da görünüyor arkadaşlar. White Paper'ına geldiğimizde oyunun gotik bir NFT kart oyunu olduğunu sizlere belirtmiştik. Yine gördüğünüz üzere Vax ve Flow zincirinde yer alan bir proje arkadaşlar ve iki ana oyun modu kazandırıyormuş. Yani bir takas kartı versiyonu bir de lens'e dayalı versiyonu bize kazandırabiliyormuş. Yine 300'den fazla kart bulunduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartların anatomisi bulunuyor arkadaşlar. Burada rarity'leri, canları ya da text box'ları vesaire yer alıyor. Yani özellikleri burada yer alıyor. Yine kart isimleri bu kısımda yer alıyor. Gördüğünüz gibi atak kısmı yani karşı tarafa vuracağımız kısımda burada yer alıyor arkadaşlar. Binaların bulunduğunu söylemiştik sizlere oyun içerisinde. Burada gördüğünüz gibi binaların level'ını arttırmak için çeşitli maliyetler bulunuyor. Bunları da karşılayıp bu binalarımızın level'larını arttırabiliyoruz arkadaşlar. Tabi level'ları arttırdığımızda daha fazla gelir kazandığımızı da söyleyebiliriz. Para birimlerine baktığımızda CDM token bulunuyor. Bu sabit para birimleriymiş. Yani binaları anında bitirebiliyormuşuz bu tokenlarla. Yine kahraman enerjilerini ve HP'lerini yenileyebiliyormuşuz. Kaynak satın alabiliyormuşuz ve borsalarda ticaret yapabiliyormuşuz. Yine etler PvP modlarına ve PvE modlarına erişmek için kullanılıyormuş arkadaşlar. Bunlar yani bu etleri görevlerde, turnuvalarda ve arenalarda buna ek olarak PvE ve PvP arenalarda kullanabiliyoruz. Taş ve kereste tokenları ise binaları inşa etmek için kullanıyoruz. Tokenların miktarına baktığımızda toplam arz blok zinciri başına 100 milyar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir miktarda bulunuyor tokenları. Ve gördüğünüz gibi burada stake için, kazanmak için, oyuna için ve ödüller için çeşitli tokenlar ayrılmış. Ve burada şema halinde bizlere belirtmişler arkadaşlar. Tokenları stake ettiğimizde belli miktarda token kazanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 100.000 stake'de %0,5'lik bir token kazanıyormuşuz arkadaşlar. Yine 200.000'de %1, 300.000'de %1,5 diye bu gidiyor. Telegramlarına baktığımızda 3.461 adet takipçileri bulunuyor ve online bir chat'i bulunduğunu söyleyebiliriz sizlere. Burayı da ziyaret edip daha fazla bilgi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yine Twitter'larına baktığımızda 13.500 adet takipçileri bulunuyor ve burada çeşitli çekilişler de düzenlediklerini belirtebiliriz. Gördüğünüz gibi güncellemeleri ve bu çekilişleri de buradan duyuruyorlar. Buranın da takipçisi olmanız gerektiğini sizlere belirtmek isterim. Benim proje hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Gerçekten güzel ve kolay bir oyun olduğunu sizlere belirtebilirim. Yani herkesin oynayacağı tarzda bir oyun arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.